Mutlu sabahlar. 23 Ağustos Salı sabahından günaydın diyelim. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm mekanlara kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı ileterek başlayalım. Sözde Manşet Artı'daki beraberliğimize başladık. Her hafta Salı günü olduğu gibi bugün de siyasal iletişim uzmanı Sayın Özdemir Tokel bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyilik, sağlık. Sizde ne var ne yok? Çok teşekkürler. Bir haftalık aranın ardından bakalım yeni günden başlıklarımızda ne var, ne konuşacağız, ne nasıl değerlendirmeler yapacaksınız. Tabii ki 27 Kasım'da yapılması gündemde olan belediyelerle ilgili seçimle alakalı tartışmalı süreç sürerken söz konusu reform niteliği taşıyan yasanın içeriğine dönük olarak Kamu İdari ve Sağlık İşleri Komitesi dün yeniden görüştü. Yarın da olağanüstü birleşimde meclisin gündemine gelecek söz konusu konu. Tabii ki bu yöndeki tartışmalar sürerken siyasi partilerde aday adayları üzerinde değerlendirmelerini yapmaya ya da başvuru almaya, adaylık başvurularını almaya devam ediyor. Önümüzdeki süreç biraz hareketli geçeceğe benziyor. Buradan değerlendirmelerinizi alarak başlayalım. İsimler üzerinde konuşuruz elbette ama yarın meclisin gündeminde bu konu konuşulacak. Ne bekliyorsunuz yarın? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 27 Kasım'da yerel yönetim seçimleri yapılacak. 28 belediye ile mi yapılır? 18 belediye ile mi yapılır? Buna elbette yarınki süreç belirleyecek bir miktar ama en nihayetinde buradan artık geri dönüş. Dolayısıyla bunun farkına varan partiler, adaylar seçime 95 gün kaldığının, 90 gün kaldığının ve bunun yerel seçimlerin genel seçimlere göre bir miktar daha çetrefilli işleri var. Daha komplikedirler. Neden? Çünkü bir kampanya yerine bir başbakan ve 50 tane milletvekili tanıtmak yerine 18 tane başbakan gibi başkan ve onların da belediye meclis üyelerinin tanıtımlarını yapmak, aynı gün yapılacak bir seçime hazırlanmak, onların kitapçıklarını hazırlamak, işte parti, daha meşakkatli bir süreç partinin yani. Vizyonunu hazırlamak, onların planlamasını ve programlamasını yapmak, mitinglerini dizayn etmek, özgeçmişlerini toparlamak, yazmak, düzeltmek gibi unsurlar bile çok ciddi gün alıyor. Dolayısıyla 90 gün kaldığı yerel seçimlere demek aslında çok sıkışık bir döneme girecek partiler demek. Daha önce haliyle yerel seçim kampanyalarında bulunduğum için hemen hemen bütün kampanya ekipleri de çok ciddi sıkıntılar çekecek. Bütün bunların yanında. Zamanın darlığı sebebiyle mi bu sıkıntı? Evet. Bütün bunların yanında yerel yönetim seçimlerinde aynı zamanda başkanlar kendi özel kampanya ekipleriyle de çalışır. Onların da ek hazırlıkları olur. Onların örtüşmesi, parti veya bağımsızsa onların olgunlaşması, yapılandırılması, projelerin ortaya çıkması, projelerin tasarlanması, üç boyutluların kitapçıklara dökülmesi, reklamlara çevrilmesi, fotoğraf çekilmeleri, video çekilmeleri derken 90 günlük süreç aslında son derece yetersiz bir süreç. Ve düşünün, hazırlanacaksınız bu bir ay içerisinde ve 40 gün kala da bunları, aslında 90 gün kalmadı. Kampanyanın başına 40 gün düşerseniz 50 gün kaldı. 2 aylık bir süre içerisinde bütün bunları hazırlamak, bütün bunları tasarlamak ve bastırmak ve vatandaşa ulaştırmak son derece sıkıntılı. Bir kere bunu bir yere not edelim. İki, daha içeriğinden bile nasıl netleşecek, ne şekilde oluşacak fikrimiz. O yöndeki belirsizlik. Yarın bu gündeme gelecek. Diğer açıdan şunu da not etmekte fayda var. 18 belediye olayını ülke içselleştirdi. Şu anda çok ciddi bir tepki gelmiyor. Gerek belediye başkan adayları, gerek partiler, gerek hemen hemen herkes de aslında rakamsal bir sıkıntı kalmadı. Yani bir sahiplenme mi var sayıyla alakalı? Sayıyla alakalı bir sıkıntı kalmadı. Hı hı. Yani çok ciddi, yanılmıyorsam bir miktar Alayköy'ün isim şikayeti var. Çünkü bütün belediyelerin bir şekilde isimleri ya bölgesel nitelikli olarak belediyeye yerleştirildi ya da bizzat isim olarak yerleştirildi. Hı hı. Gönyeli'ye bağlanan Alayköy Belediyesi'nin bu konuda Alayköylülerin bir miktar sıkıntısı vardı. Yani Gönyeli Alayköy şeklinde bir tanımlama olabilir miydi diye. Oradaki sıkıntı haricinde şu anda 18 belediyeye yönelik herhangi bir ciddi böyle saldırı yok. İçeriksel var. Çalışanların haklarıyla, özlük haklarıyla alakalı var.
belediyelerin yapılarıyla alakalı var. Belediye başkanlarının pozisyonlarıyla alakalı var. Belediyelerin, belediye başkanlarının yetki ve sınırlarının nereye kadar dayanabileceği noktasında var. Mali konularla alakalı var. Belediyelerin, yerel yönetimlerin mali konuları nasıl yönetilecek, devlet katkıları ne olacak konusunda pek çok tartışma var. Ama rakamla ilgili herhangi bir tartışma olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü kamuoyuna yansımış herhangi bir şey yok. Ana Muhalefet Partisi lideri bu iş mahkemede biter diye bir açıklama yaptı. Bu iş mahkemede bitse de düzeltilerek geri döner ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yine de o seçim olur. Çok büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla burada mahkemede biter. Yani bir engel niteliği taşımayacak mı? Bir engel olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bilakis varsa gerçekten yasalara ve anayasaya aykırı bir durum. Bunların alınacak görüşler doğrultusunda yasaya ve anayasalara, anayasa ve yasalara uydurulması kime ne zarar verir ki? Dolayısıyla çok da şey yapmamak lazım. Yani mahkemede biterden çok fazla çekinmemek lazım. Bu seçim 27 Kasım'da yapılacak. Ama öyle yapılacak. Ama böyle yapılacak. Tabii arada bir ara seçim atladık. Önümüzdeki Haziran'a bir ara seçim olacak gibi duruyor. Aynı zamanda milletvekili adaylar var. Belki de onlar da kazanırsa mecliste önümüzdeki Haziran'da daha büyük bir eksik için ara seçim bile yapılabilir. Farklı farklı şeylere yol açabilir. Bu işin genel değerlendirmesi. Partiler düzeyinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yerel yönetim seçimlerini çok ciddiye aldığı ve bu konuyla alakalı en güçlü çıkarabileceği, en güçlü adayların peşinde koştuğu ve özellikle büyük kentlerde büyük zaferler kazanarak süreci kısa bir müddet sonra, yerel seçimlerden hemen sonra süreci genel seçime taşıma ve genel seçimde de büyük bir başarı elde etme, genel seçimle, yerel seçimle ve genel seçimle taçlandırmış olduğu bu iki zaferi de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanarak daha da büyük bir zafer elde etme yolunda bir strateji uyguladığı aslında çok aşikar. Haksız mı? Haklı. Siz olsanız yapar mıydınız? Evet, ben olsaydım ben de aynı motivasyonu sağlamak için aynı şeyleri yapardım. Ne var ki? Burada ciddi bir risk var. Nedir siz bu risk? Çok iddialı adayları ortaya çıkarıyorsanız, çok iddialı adaylarla seçime giriyorsanız, bu iddianızın arkasında durmak zorundasınız. Bu sahiplenme anlamında mı bu söylediğiniz? Tabii ki, çok güçlü adaylarla çıkıyorsanız ve kazanacağım parolasıyla o seçime giriyorsanız, o seçimi kazanmak zorundasınız. Kaybederseniz tam ters, yukarıya doğru hızlanan ivmeniz bir anda terse döner. Ha, bu kadar da güçlü değilmiş algısı yaratır. O da zaten bir Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin doğası gereği, Ulusal Birlik Partisi'nin iç meseleleriyle ilgili yaşanan sıkıntıların da son derece önemli katkısıyla, keza içinden geçmekte olduğumuz ekonomik buhranının da son derece etkileriyle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin zaten bir ivmesi var. Bu ivmeyi daha da artırarak genel seçimin önünü açmak isteyecektir. Tavrı böyle görüyorum ama dediğim gibi, eğer çok iddialı adaylar çıkarıyorsanız o iddianızı destekleyecek arkalarına çok sağlam bir de destek koyarsınız. Ve o sahaya da yansır. Yoksa buna neden, biz sadece... Peki buna neden vurgu yaptınız? Yani bunun önemi bakımından. Son derece önemli. Çünkü iddia koyarsanız ortaya onu desteklemek zorundasınız. Yani biz üstümüze düşeni yaptık. Güzel bir aday çıkardık. Güçlü bir aday çıkardık. Çıkardık artık adayı. Dolayısıyla onu serbest bırakalım noktasında bir duruma giremez iddialı adayı ortaya koyanlar. Arkasında duracaktır diye düşünüyorum. Partisel anlamda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin. Yazan Mausa, Girne ve Lefkoşa üçgeninde böyle yoğun bir Cumhuriyetçi Türk Partisi akını bekliyorum ben.
Şimdi başkent Lefkoşa'da biraz durum farklı. Tabii Mausa'da açıklanmış bir aday var. Keza Girne'de öyle ama Lefkoşa'da ise aday adaylıkları üzerinden başvuru kabul ediliyor. Sizce ana muhalefet bu süreci Lefkoşa'da nasıl yönetir? Ana muhalefet aslında bu süreci yönetmiş gibi duruyor. İki tane adayı var. Bunlardan bir tanesi milletvekili. Evet. İşte bir milletvekili adaylık başvurusunda bulunuyorsa bu boş bir nafile canım öyle istediği şeklinde bir adaylık başvurusu olamaz. Yani bir parti desteği veyahut da sahiplenme şeklinde de mi yorumlanabilir? Elbette burada bir partinin motive ettiği bir aday olduğu çok aşikar aslında. Yani Sular Hanım'dan bahsediyoruz. Evet, tamam. Dolayısıyla şimdi zaten milletvekili görev almış belli. Lefkoşa'da ciddi bir iddia koymak istiyor Cumhuriyetçi Türk Partisi. Dolayısıyla bu tek başına alınmış bir karar, işte partiyle istişare edilmeden almış bir karar olarak yorumlanamaz. Belli ki Cumhuriyetçi Türk Partisi aslında gerçek adayını, asıl adayını bir şekilde o tercihinde bulunarak ortaya koymuş. Evet. Ama diğer yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin içerisinde sürekli bir şekilde yerel yönetimlerle ilgilenen başka bir kardeşimiz daha var. O da ben de adayım, ben de bu partinin üyesiyim, ben de şansımı deneyeceğim demiş olabilir. Gayet normal. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa'nın tavrının Sıla Usar İnceli'den yana olacağını tahmin ediyorum. Şimdi ana muhalefet cephesinden yorumladınız. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi eksenini biraz iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi açısından da süreci nasıl yorumladığınızı konuşalım. Tabii isim bazında sürprizle karşılaşacağımız söylenen isimler var. Özellikle Lefkoşa'da, Gönyeli'de bir öneri var. Sayın Hüseyin Amcaoğlu ismi öne çıkmış. İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi'nin bu süreci yönetme ve ortaya koyduğu tartışma sürecinden çıkmasıyla ilgili nedir peki değerlendirmeleriniz? Neden muhalefetten başladık diye cevap veriyordum sen söze girmeden önce. Şuradan başladık çünkü adaylarını belirleyen ve adaylarını yavaş yavaş açıklamaya başlayan ana muhalefet İlk partisi. Parti konumunda. Dolayısıyla evet. Adaylar üzerinden konuşacaksak öyle gitmemiz lazım. Ulusal Birlik Partisi'nde çok büyük bir ihtimalle İskele Belediye Başkanı, mevcut belediye başkanı devam edecek adaylığına. Çok çok büyük bir ihtimalle Güzellik Belediye Başkanı da adaylık pozisyonunu koruyarak devam edecek. Gönyeli ve Lefke belediyeleri de adayları yeni olmasına rağmen az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi netleşmiş durum. Yani Gönyeli'de Hüseyin Amcaoğlu. Lefke'de Adil Özge'yi çok büyük bir ihtimalle adaylık yolunda devam edecek. Herhangi bir farklı durum ortaya çıkmazsa Hasan Bey İskele'de Mahmut Özçınar'da Güzel Yurt'ta devam edecek diye düşünüyorum. 18 belediyenin 14 tanesi nasıl belirlenecek? İç yoklamalarla belirlenecek. Belki bazılarında üyeye gitmek zorunda kalabilir Ulusal Birlik Partisi. Çok fazla, çok yoğun bir aday talebi olan bölgeler var. Örneğin Mehmetçik gibi, örneğin Laplı Alsancak gibi, bu bölgelerde Mesarya gibi, bu bölgelerde ciddi aday talepleri var. Aslında Ulusal Birlik Partisi'nin içinden geçmiş olduğu bütün sıkıntılara rağmen belediyelerine, belediye başkanlık adaylarına ve belediye meclis üyesi adaylarına inanılmazın ötesinde yoğun bir talep var. Nedir bu içinden geçtikleri sıkıntılara rağmen diye? Açarız. Yerel yönetimlerden sonra, yani herkesin çok fazla gündeminde, içinden geçilen bütün sıkıntılara rağmen ifadesini açarım birazdan. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin örgütlü, köklü ve güçlü geçmişi, görkemli geçmişi, tabanı bir şekilde partiyi sahipsiz bırakmıyor. Ulusal Birlik Partisi'nin bu süreçler içerisinde yok olup gitmesine en önemli engel tabanının partiye çok ciddi bir şekilde sarılmış ve ciddi bir şekilde sahip çıkar durumudur. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani bazen tavan yok gibidir. Taban partiyi alır kucaklar istediği yere taşır.
öyle günlerden geçiyor Ulusal Büyük Partisi ve belediye başkanlığı kazanma noktasında iddiasız olunan belediyelerde dahi o belediye başkanlığına aday olmak için inanılmaz talepler var. Bunun birkaç sebebi var. Ulusal Birlik Partisi gibi bir partiden belediye başkanı olmak, o seçimi kaybetseniz de size ciddi bir şöhret getiriyor. Bu bir. İki, başka siyasal amaçlarınız varsa o siyasal amaçlarınızla alakalı size tanınmışlık getiriyor. Bir araç oluyor yani. Bir araç oluyor. Bir sonraki adaylığınızın önünü açıyor. Başka milletvekilliğine aday olacaksanız size avantaj sağlıyor. Düşünün ki bir kent başkanlık sistemi olduğu için Lefkoşa'yı düşünün. En basitinden. Lefkoşa Kıbrıs'ın yarısı demek aslında. Çünkü her gün Kıbrıs'ın yarısı bir şekilde Lefkoşa'nın bir köşesinden geçiyor. Bütün Lefkoşa'nın sizin resimlerinizle dolu olduğunu düşünün. Bunu milletvekiliyken yapamazsınız. Başka işlerle yapamazsınız. Başkanlık sistemi gibi unsurları da yaparsınız. Ya genel başkan olmak zorundasınız ya da cumhurbaşkanı adayı. Bir de belediye başkanı adayıyken bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla buna benzer adaylıklar da özellikle içinde ruhunda siyaset yapmak olan insanlarla alakalı önemli kazanımlar getiriyor. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Lefkoşa'dan devam edelim. Yani az önce yaptığınız amiral gemisi tanımlamasının üzerinden. Şimdi Lefkoşa biraz zorlu geçeceğe benziyor Lefkoşa'daki seçim. Keza öne çıkan adaylar, konuşulan adaylar, tartışma yaratılan isimler üzerinden sürece baktığımızda Lefkoşa'yla ilgili nasıl okuyorsunuz peki süreci? Yani Lefkoşa'da ciddi bir çekişme olacağı kesin. Mevcut belediye başkanının devam edip etmeyeceği Sayın Harmancı'nın, Sayın Gülşahsan ve Manavoğlu'nun adı geçiyor. Ulusal Birlik Partisi'nden aday çıkabilir mi noktasında? Sayın İş İnsanı Sayın Ali Kamacıoğlu, Sayın Ali Başman'ın Ulusal Birlik Partisi'nden aday çıkabileceğiyle ilgili iddialar var konuşulan isimler arasında. Dolayısıyla çok tartışmalı bir seçimin ön seçim sürecine de tanıklık edeceğiz gibi görünüyor. Nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi aşağı yukarı netleşmese bile, resmileşmese bile mutlaka Cumhuriyetçi Türk Partisi üyeleri karar verecek kimin olacağına da mevcut bir adayı var gibi. Hı hı. Sayın Harmancı'nın da devam edebileceğini öngörebiliriz. Çekilir mi yarıştan, çekilmez mi? Bu tabii konjonktürün nasıl gelişeceğine, sol üzerindeki baskının nedenli artacağına ve özellikle TDP'den bu kez ve Harmancı grubundan ne kadar fedakarlık isteneceğine bakar. Çünkü çok uzun yıllardır aslında temel manada ülkenin en önemli partilerinden bir tanesi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi bazı özel makamlarla alakalı TDP'ye önemli destekler attı. Özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçimi. Solda kalması adına. Yani bazı makamların solda kalması adına. Ama TDP bu desteği dönüp bunun karşılığını Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne öder mi? Sol için, solda birlik için o fedakarlığı yapar mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi TDP için bazı özel makamlarla alakalı, özellikle Lefkoşa ile alakalı ve bir sefer de Cumhurbaşkanlığı ile alakalı, her ne kadar bunu resmi yapmasalar da solda bir birlik ruhuyla hareket ederek belli adayların desteklenmesine bir şekilde göz yumuldu. Şimdi hal böyleyken siz Cumhuriyetçi Türk Partisi olsanız sizin örgütsel yapınız bütün yükü solun yükünü sırtında taşısa, bütün cefasını siz çekseniz, bir sola bir saldırı oluyorsa o saldırı size gelse, bir başarısızlık oluyorsa siz sorumlu tutulursanız, federasyonla ilgili bir sıkıntı olursa sizin başınız ağrıyorsa, özetle solun bütün sorunlarının cefasını siz çekiyorsanız
haliyle onun sorumluluğunu da üzerinize almak istersiniz. Yani sefasını da sürmek istersiniz. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 2-3 yıl aradan sonra, 2 dönemden sonra Lefkoşa'ya yeniden talip olmasını ben bu düşünceden hareket olarak anlıyorum. Fedakarlık yapar bazen partiler. Bazen partilerden öte ana esas fikir, esas ilke, esas ideoloji son derece önem kazanır. O zaman partisel rozetlerden kurtulup solun kazanması adına veya sağın kazanması adına veya sağ düşüncenin veya sol düşüncenin kazanması adına fedakarlık yaparsınız. Ama bu kez anladığım kadarıyla bu fedakarlık, iki dönemdir CTP'nin yaptığı fedakarlık bu kez HDP'den CTP'ye yönelik bekleniyor. Yanıt gelir mi? Olumlu ya da olumsuz? Nasıl değerlendirilir sizce? Yani özellikle gelirse, genel seçimde peki Toplumcu Demokrasi Partisi'nin aldığı oy meclis dışında kalması, baraj altında kalması gibi etkenler de bu süreçte bu söylediğiniz noktanın önünü biraz açar mı peki? Muhakkaktır ki açmalıdır. Baraj altı kalmış bir partinin adayından bahsediyoruz aslında. Belki de bağımsız gelecektir. Bu seçimlere aday olursa onu da bilemem. O da bir strateji olur. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu noktada solda birlik namına bir fedakarlık beklediğinden ben eminim. Sahikle yapmıştır diye düşünüyorum. Güçlü bir aday çıkarmasının gerekçesi de budur. Yani biz iş ola bir aday çıkarmıyoruz. İddialıyız. Gelin bu iddiamızı pekiştirin. Biz size zamanında sağlam katkılar yaptık. İki dönemde bu katkıyı yaptık. Şimdi katkı yapma sırası sizde. Gelin. Yani bir vefa beklentisi mi bu? Buraya strateji de olabilir. Adını siz koyun. Ne isterseniz koyun. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde normal şartlarda TDP kökenli Sayın Akıncı'nın %50'lere yakın oylara ulaşmasında Cumhuriyetçi Türk Partisi tabanının katkısı son derece önemlidir. Yani son derece önemlidir. Bu geçirgenlik vardır bütün partilerde. Yani Yeniden Doğuş Partisi seçmeyenin, Demokrat Partisi seçmeyenin, Halkın Partisi seçmeyenin bir miktarının, Ulusal Birlik Partisi'nin çıkardığı Cumhurbaşkanı adayına oy vermesi, bunlar yaşanıyor, bunlar oluyor. Ama günü geldiğinde en güçlü adaylar arasında kim varsa ondan yana bir tavır gelişecektir diye düşünüyorum. Sağ cenahın bu iki adaya karşı aynı kalibrede güçlü kazanma ihtimali olan iddialı aday arayışı devam ediyor. Bu konuda bir netlik yok. Yalnız şu tanımlama son derece yanlış. Gülşah Samver, Halkın Partisi üyesi. Dolayısıyla Sayın Gülşah Samver'i UBP adayı olarak lanse etmek doğru değil. Şunu anlarım. Bağımsız aday olabilir Gülşah Samver. Bağımsız adaylığı sırasında birkaç tane partinin desteğini alarak o seçime girebilir. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak göstermek, bugünden göstermek, en azından kendi partisinden istifa etmeden, başka bir partiye geçmeden bunu bu şekilde lanse etmek... Biraz haksızlık mı yapılıyor? Uygun değil yani. Hmm. Bu uygun değil. Dolayısıyla burada Gülşah Hanım'ın da herhangi bir günah olduğunu düşünmüyorum. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin bu konuyla alakalı tekliflerde bulunduğu Gülşah Hanım'a son derece açık. Bunu kimse gizlemiyor. Ulusal Birlik Partisi de gizlemiyor. Gülşah Hanım'ın nasıl cevaplar verdiğini ben bilmiyorum açıkçası. Ama bu benim düşündüğüm noktadan hareket ederek belli cevaplar vermiştir diye tahmin ediyorum sadece. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam edecek. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Ulusal Birlik Partisi bir dönem Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yapmış olduğu Birleşik Güçler konsepti gibi bir konsepte yönelip genelde geleneksel anlamda sağ merkezde duran, kazanma potansiyeli olan insanlarla bağımsızlara da destek verebilir. O yeni bulduğu iddialı adayları bağımsız olarak aday gösterip
onlara da destek çıkabilir. Bu daha önce de yaşanmış, daha önce denenmiş unsurlardır. Çünkü temel prensip şudur. Siyasetin en önemli kurallarından bir tanesidir bu. Bir seçimi kazanamıyorsanız, o zafere ortak olmanın yolunu bulmak zorundasınız. Kazanamıyorsanız, kazanan tarafta olmanız lazım. Direkt loser tarafı seçmemeniz lazım. Dolayısıyla partiler bu stratejiyi geliştirir. Bir denge anlamında mı bu söylediğiniz? Hayır, yani yoksa Birlik Partisi'nin kazanabilecek, Lefkoşa'yı kazanabilecek adayı yok değil mi? Peki kazanabilecek adayı yoksa, bu arada kazanabilecek adayı yok demiyorum. Varsayalım, böyle bir varsayım üzerinden. Varsayalım kazanabilecek bir adayı yok. Şimdi ikinci bir alternatif olması lazım. UBP için kazanç kendi kazanamıyorsa başka ne olabilir? Rakibinin kazanmaması. Bir avantaj. Kendi desteklediği bağımsız bir adayın kazanması. Bir kazanç. Buna benzer şeylere döner partilerde stratejiler bir müddet sonra. Eğer sizin kendi içinizden çıkaramıyorsanız seçimi kazanacak adayı, o seçim zaferine ortak olmayı veya rakibinizin seçim zaferi kazanamamasını sağlarsınız. O zaman bu bir kazanç olur. Şimdi tabii zamanın darlığı, proje bazında nasıl bir icraat yapılabileceği konusunda, ki bir önceki hafta özellikle bir örnek vermiştiniz. Yani hepimizin yurt dışına gittiği zamanlarda yerel yönetimlerin ortaya koyduğu performansla ilgili nasıl gıpta ettiğimiz, nasıl heyecan duyduğumuz noktasında. Aynı fikirdesin değil mi? Kesinlikle. Peki bu süreçte yani bunu da ana modele oturtabilecek miyiz biz? Yani sadece isimler üzerinden tartışmayı bir yere bırakıp da artık icracı bir yaşam kalitesini, o beldede yaşayan, o bölgede yaşayan halkın, vatandaşın yaşam kalitesini de artırabilecek projeleri ekonomik akla uygun şekilde ortaya koyabilecek ve bir tartışmaya açabilecek bir süreçte görüyor musunuz? Yani zamanın darlığı buna ne kadar müsait? Görüyorum açıkçası. Çünkü özellikle büyük kentlerle alakalı yapılan son iki seçimdir. 2014 ve 2018 seçimlerinde. Dijitalleşmenin de vermiş olduğu avantajlarla ve ekonomik sıkıntıların vermiş olduğu dezavantajlarla aslında 2014-2018 projelerinin hiçbiri yapılamadı. Hem ortaya kondu. Aslında her kentin ihtiyaç duyduğu projeler aslında çok net bir şekilde açıkça ortada duruyor. Ama finansman yetersizlikleri nedeniyle bu ortaya konan herkesin artık ortak fikri haline dönüşmüş. Herkesin bu kesinlikle olmalıdır dediği pek çok proje hayat bulamadığı için aslında yeni proje üretmeye de gerek yok. Muhakkaktır ki adaylar kendilerini sembolize edecek, kendilerini ön plana çıkaracak. Çok önemli bir tane proje peşinde koşacaklardır. Kendi farklarını ortaya koyabilmek adına. Ama temel manada alsanız 2014 broşürlerini, alsanız 2018 broşürlerini, bütün partilerin broşürlerini çok net bir şey göreceksiniz ki bütün özellikle büyük kentlerle alakalı, küçük kent beldelerle de alakalı yapılması gerekenler, ihtiyaçlar ve 20 senedir yapılmayan şeyler hep aynıdır. Şimdi bu kadar kısa sürede proje üretmeye gerek yoktur aslında. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi 2014-2018'de zaten üretilmiş projelerin taslakları bulunuyordur bir şekilde, ama bize umut vermesi gereken şey nedir? İşte bu yerel yönetimler reformu. Neden biz belediyeleri azaltıyoruz? Oysa şimdi biz yerel yönetimlerle alakalı daha umutlu konuşabilmeliyiz. Belediye sayısı 10 düşüyor. Belediyeler artık güç birliği yapacak. Finansman kaynakları yeniden düzenleniyor. Dolayısıyla gelirleri ciddi manada artacak. Evet, bunun bir miktar yükü de vatandaşın sırtına binecek. Çünkü eskiden kuruşlarla ifade edilen pek çok vergi artık asgari ücretin şu kadarı, şu kadarı, şu kadarı, şu kadarı diye değişikliğe uğrayacak. Belki. Dolayısıyla yerel yönetim gelirleri artacak. Devlet katkı payı ne kadar artar artmaz. O ayrı bir mevzu. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi yerel yönetimlere yapmış olduğu katkıları nasıl düzenler? Avrupa Birliği Destek Ofisi ne kadarlık proje desteği çıkarır? Kaç tane olumlu proje ayakları sağlam yere basan belediyeler olduğunda, projeleri takip edebilecek yapı düzenlendiğinde daha çok proje mi tamamlanır, hayata geçer? Bunları birlikte göreceğiz.
Ama bizim şu anda yerel yönetimler reformunu konuşurken zaten neden yapıyoruz ki yerel yönetimler reformunu? Neden seçimleri erteledik? Neden 28 belediyeden 18 belediyeye düştük? Neden bir yığın alt yasal düzenleme yapıyoruz? İşte tam da bu gerekçelerle. 2014'te ortaya konmuş, 2018'de ortaya konmuş, 2022'de ortaya konması planlanan projelerin son 20 yıldır yapılmamasının yapılmaması yüzünden biz bu reformu artık yapılması gereken, ortadan kaldırılması gereken belediyelerin yapılarının düzeltilmesi gereken bir unsur olarak gördük. Şimdi bu tamamlandıktan sonra yine belediyeler aynı hamam aynı tas pozisyonda devam edecekse 2014'te ortaya çıkan projeler, hatta bir adım daha atıyorum, 2010 yılı kitapçıklarında, ben yerel seçimlerle ilgili çok arşivimi taradım birkaç gün önce, 2010 yılında projelendirilen, 2014 kitapçıklarına giren, 2018 kitapçıklarına giren, 2022 kitapçıklarının da namzet adayı çok önemli yerel yönetim projeleri buldum. Bakın aradan ne kadar yıl geçmiş. Günah bu ülkeye. İhtiyaçlar, hayat çok hızlı akıp devam ediyor. Durmuyor. Hatta bir şarkı vardır sabahtan dilimizde. Hayat burada durmuyor diye. Onu çağrıştırdı bir anda. Hayat devam ediyor. Su gibi akıp geçiyor. İnsanların ihtiyaçları birikiyor. Nüfusumuz ciddi manada artıyor. Değişiyor. Artan nüfusun yaratmış olduğu sıkıntılar, trafik sıkıntıları, sosyal hayat sıkıntıları, adli sıkıntılar, sosyal sıkıntılar, park ihtiyaçları, trafik ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları, aklınıza gelebilecek her türlü kentsel ihtiyaç artıyor. Bütün bunlara, bu gelişim hızına ayak uyduramayan yerel yönetim, yerel yönetime sahip kent yok olmaya, geride kalmaya, kabus dolu günler geçirmeye mahkum olacak. Bir miktar da ortada vizyona oy vermekte ciddi ciddi önem var. Genel seçimden ayıran bir özellik değil mi peki bu yerel seçimleri? Babam hasbelkader ikisini de yaptı. Hem belediye başkanlığı yaptı. Sevgi ve saygılarımızı iletelim, evet, kendisine. Kendisine günaydın dostum. Hem genel seçimlerden sonra genel siyasetle de uğraştı. O belediye başkanlığına aşıktı. Çünkü belediye başkanlığının bir başkanlık sistemi olduğunu, bir hafta önce düşünmüş olduğunuz bir projeyi, gücünüz varsa, bütün yerel belediyenizin bütün finansal durumunu istihdam ettiğiniz memura maaş olarak ödemiyorsanız, hizmete bir miktar para alabiliyorsa, bir hafta önce hayal ettiğiniz bir şeyi bir hafta sonra kente uygulayabiliyorsunuz ve bir hafta içerisinde de etkilerini, o kent hayatı üzerinde yaşamı nasıl etkilediğini o projenin hemen hissedebiliyorsunuz. Genel politikada böyle bir durumun olmadığını söyler. Hep. Yerel yönetimlerde böyle iyi bir taraf var. Böylesi bir güç belediye başkanlığı. Düşünüyorsunuz. Hayal ediyorsunuz. Emir komuta sizde, sorumluluk sizde, yapan sizsiniz, ekip sizin ekibiniz, personel sizin personeliniz, araçlar sizin araçlarınız, finansman sizin finansmanınız. Kimseye hesap vermeden, yanlış anlaşılmasın, bu kötü anlamda söylediğim yasal bir şey değil. Kimseyi beklemeden, evet, o yasa geçecekmiş, bu yasa geçecekmiş, meclise gidecekmiş, komiteler bunu görüşecekmiş diye beklemeden, hemen kendi belediye meclisinizde oturup, onun kararını üretip, harca ihalesine çıkıp istediğiniz işi yaptırabiliyorsunuz. Böyle olanaklar var başkanlık sisteminde. Belediye başkanlığı adı üstünde, başkanlık sistemi. İşleri hızlı yürütebilirsiniz. Kararları etkin bir şekilde alabilirsiniz. Bir de süreniz belli. Acaba koalisyonu ne zaman bozulacak derdi yok belediye başkanlarının. 4 yıl için seçiliyorsunuz, 4 yıl oradasınız. Eğer başınıza çok ciddi bir sıkıntı gelmezse, bir sefer oldu herhalde yerel yönetimler tarihinde veya iki sefer oldu. Yeni Erenköy ve Lefkoşa örnekleri var, yanılmıyorsam. Başka da olabilir, benim hatırlayamadığım başka bir şeyler de olabilir. Ama birkaç kez olmuştur
belediye başkanlığının kesintiye uğraması. İşinize devam ediyorsunuz. Aldığınız süre belli, bırakacağınız süre belli. O yıllar arasında ne yapacağınız belli. Belediye başkanlığı çok özel bir makam. İnsanın hayatına direkt dokunan ve doğru projelerle hareket edilirse sizi ülkede kahraman haline getirebilecek en özel makamlardan bir tanesi. Genel politikadan da çok daha güçlü. Evet, yerel adı üstünde. Ama netice itibariyle hizmette yerel olabilir. Ancak düşüncede evrensel olduğu sürece hizmetin yerel olmasında hiçbir beis yoktur diye düşünüyorum. Peki. Başka gündem başlıklarımız var. Zaman gittikçe daralıyor ama belki bu konularla ilgili de biraz yorumunuzu alırız. Şimdi son zamanlarda ülkeye giren bazı kişilerin tasarrufunda ciddi miktarda paralar tespit ediliyor. Ve bunlarla ilgili hem hukuksal zemin hareketleniyor hem de ülkeye giriş çıkışta muhaceretin ve polisin gösterdiği denetim mekanizması kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Şüpheli paralar adaya sokulmak isteniyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Böyle bir adli durum yaratıldı son zamanlara bakıldığında. Bunu neyle ilişkilendiriyorsunuz? Bu muslukların alt tarafında, genelde alt dolaplarında saklı bir tane deve boynu dedikleri bir şey var. Biliyor musunuz evet. İşe yaradığını? İki işe yarar. Bunlardan bir tanesi, orada su birikir. Biriktiği için su hava akışını kapatır. Dolayısıyla kuyudan evin içerisine hava girmesine ve kötü kokunun eve girmesine engel olur. İkinci özelliği, eğer ağır metal kuyuyu sıkıntıya düşürecek, buraları sıkıntıya düşürecek, ağır, büyük, oradan geçemeyecek bir şey varsa suyun akışını da engellemeden orada birikir. İnsan vücudunda, tabii ki tabiri caizse diyebilirim buna, bu görevi apandisit görür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Orta Doğu'nun ve çevremizdeki hemen hemen bütün ülkelerin, hatta daha geniş bir coğrafyanın, Avrupa'nın da apandisit haline dönmüş durumda. Uluslararası finans dolanımına giremeyecek kadar nereden geldiği belli olmayan bütün finansman bir şekilde buraya akıyor. O çıkıp girebiliyorsa uluslararası bir sahaya, zaten dönüp o kuyudan geliyor. Ama az önce ne dedim? Oraya gidemiyorsa burada birikiyor. Şimdi bütün bunlar bizim uluslararası finans dünyası içerisinde yer almamamızla alakalı bir şey. Buna benzer ada çok var dünyada. Özellikle bazı adalar finansman yapılarını, yani finans sektörlerini bu paranın akışına göre düzenlerler. Bu para gelsin diye düzenlerler. Ve bu paradan da çok ciddi paralar kazanırlar. Ama onların uluslararası sahaya dönme gibi bir iddiaları yoktur. Onlar o hallerini kabul etmiştirler. Ve tanınma gibi dertleri yoktur. Uluslararası hayatın, Birleşmiş Milletler'in bir parçası olmak gibi bir dertleri yoktur. Onlar o sisteme ayak uydurmuşlardır. Ve o sistemin bir parçası haline gelmişlerdir. Dünyada buna benzer adalar var. Bizdeki sıkıntı şu. Biz doğası gereği aslında o adaların sınıfındayız. Ve bu finansal işlerden çok ciddi finans sektörümüz para kazanmalı normal şartlarda. Ama bizim halkımız uluslararası hukukun bir parçası olmak istiyor. Tanınmak istiyor. Dünyanın bir parçası olmak istiyor. Dünya hukuk sisteminin içerisinde düzgün, adil, adaletin tescil edildiği, hukuku olan, kuralları olan, yasaları olan bir ülke olma talebi var. Şimdi bu ülke olma talebiniz varsa bu işleri yasallaştıramazsınız. Bu işleri bu kadar serbest bırakamazsınız. Ve bu işlerden de aslında devlet olarak nemalanamazsınız. Nemalanmaya başlarsanız devlet olarak bu işlerden, o zaman diğer iddianızı ortadan kaldırırsınız. Yalnız şöyle bir de fikir var. Buna benzer adalarda buna benzer kirlenme, buna benzer deformasyon
yaptığı sürece bu iki şeyi, farklı iki şeyi motive eder. Uluslararası cemiyeyi de sizi uluslararası hukukun içerisine dahil ederek bu kirlenmeyi kurtarma motivasyonu da sağlayabilir bazen. Ya bir saniye, biz bu adayı uluslararası hukukun içerisine almadığımız sürece bu adada kirlenme devam edecek. Dolayısıyla hiç takip edemeyeceğimiz, kontrol edemeyeceğimiz pek çok kara para gidip bu arada birikecek, buralardan sağa sola kaçırılacak. Biz bunun kontrolünü yapamayacağız. Dolayısıyla biz bu yapılan işlerle alakalı mücadele etmek istersek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uluslararası hukukun bir parçası haline getirelim. Finans dünyamıza dahil olsun. Dolayısıyla bütün giriş çıkışları ve kontrolleri yapabilelim. MİT de motive edebilir bazen. Bazen. Her zaman değil. Motive etmediği adalar olmuştur. Bizi nereye konumlandırdınız peki? Ben iki arada bir derede kaldığımızı düşünüyorum. Bir taraftan Avrupa'nın kendini Avrupa'nın bir parçası olarak veren, kendini Avrupalı sayan, elbette Türk kimliğini yanında taşıyarak kendini Avrupalı sayan, Avrupa düşünce yapısında olduğunu hisseden, Avrupa'yı bir hayat anlayışı taşıyan seküler insanlar topluluğuyuz. Ve bizim gayemiz uluslararası hukukun bir parçası olmak. Dolayısıyla bunu hukuk dışılık olarak görmeye ve o finansman akışı havalimanlarına geldiğinde tutuklamaları yaşamaya devam edeceğiz. Başka ülkelerde böyle değil. O bunu kabullenmiş ülkelerde böyle değil. Telefonu açarsınız, ben size 1 milyar dolar getiriyorum. Şuradan geleceğim. Ben de oradaki yönetim, devlet demeyeyim. Oradaki yönetim neyse. Vergisini, osunu, busunu alır. Sizin paranızı muhafaza eder. Sizin oradan nasıl çıkaracağınızı siz bilirsiniz yine. Ama alıp o parayı kendi vatandaşlarının lehine de kullanır bir şekilde. Bahsedilen rakam sadece bir durumla alakalı. 205 milyon dolar. Yani bu ciddi bir rakam. Yani devletin şu anda buna benzer kendine bu kadar blokta gelir getirecek hiçbir şey yok. İstediğiniz kadar özelleştirme yapın yani. Bu yıllık size bu kadar para gelmiyor. Bu kadar ciddi bir iş yani. Ya bunu ciddi bir para yani bu. Nasıl avantaja dönüştürülebilir ki bu? Bu peki? Devlet bütçesinin çok önemli bir rakamı yani. Çok önemli bir yüzdesi. Devletin kullandığı bütçe. Ve düşünün ki bu bir araştırma sonucu ortaya çıkan rakam. Bir grupta. Buna benzer şu anda araştırması yapılmamış. Henüz bilinmemiş, henüz görülmemiş kaç tane buna benzer trafik var? Bence çok fazla var. Çok fazla var. Belli grupların, belli insanların ekonomi bu kadar dipteyken, iş yapma olanakları bu kadar düşmüşken, aslında ortada yaptıkları herhangi bir işte görünmezken, bu kadar lüks içinde ve bu kadar servet içerisinde, açıklanamayacak kadar bu kadar lüks ve servet içerisinde yaşamalarının İşte bir vesilesidir buna benzer paralar. Polisimiz, devletimiz bununla ilgili mücadelesini başlatmıştır. Umuyorum da herhangi bir sekteye uğramadan devam eder. Zira ortada duran para insanların aklını karıştırabilecek, onları pek çok yola tevessül ettirebilecek kadar tehlikeli bir paradan bahsediyoruz. Yani bu bir memurun bunun sadece 1 milyonu 205 değil yani 1 milyonu bir memurun 50 sene çalışsa emekliliğini de ekleseniz toplamda alacağı paradan 10 kat daha fazladır. Dolayısıyla böyle büyük paralarla hareket edenlerin denedikleri pek çok yolda var. Bunun haricinde ülkeye kontrolsüz öğrenci niteliğinde veya öğrenci üniversiteleri kullanarak girmeye çalışan pek çok yabancı uyruklu insan da var. Yani geçenlerde yapılmış bir araştırma soruşturma sonrasında 300'e yakın yabancı uyruklu insan bir anda ortaya çıktı. Bu da ne kadar kontrolsüz olduğumuzun göstergesi. Şimdi bir tabir vardır. İnsanlar eşine, dostuna, akrabasına, anasına, babasına, osuna, busuna bazen
bir şey yapacaksa evde anahtar verebilir güvendiği insanlara, değil mi? Evinin anahtarını. Siz o güvendiğiniz taraflara evinizin anahtarını verin. Tamam. Bunda bir sorun yok. Ama onlar bir gün gelir diye siz bütün evin kapılarını açık tutmaya başlarsanız, o evin kapısına o sadece güvenip de anahtarınızı verdikleriniz değil, hiç güvenmeyeceğiniz başınıza ciddi belalar açacak insanlar da girer. Kapıyı sürekli açık tutarsanız. Dolayısıyla bu ülkenin muhacirat yasalarının, giriş çıkış yasalarının dünyadan bize yolcu geliyor. Sadece Türkiye'den değil. Dolayısıyla uyguladığımız sistem sadece Türkiye, evet Türkiye ile özel ilişkilerimiz var. Türkiye ile, Türkiye'ye uygulanacak ilişkilerimiz özel olsun ama bu uyguladığımız sistematik bir şekilde bütün dünya ülkeleri insanlarına da dönerse iş çığırından çıkar. Dolayısıyla dünyanın bir parçası olduğumuzu unutmadan ve artık bize Türkiye'den çok, dünyadan çok ciddi bir akın olduğunu gözlemleyebiliyorsak. Restoranlara gidiyor musunuz? Bütün çalışanlar üçüncü dünyadan. Dükkanlara gidiyor musunuz? Bütün çalışanlar üçüncü dünya. Üçüncü dünya ülkesi kötü anlamda kullanmıyorum. Yani KKDC ve Türkiye harici ülkelerden. Bütün marketler, market çalışanları Türkçe bilmeyen insanlarla dolu. Dolayısıyla bu salt Türkiye'den geliyor hikayesi 10 sene önceydi, 20 sene önceydi hatta. Dolayısıyla artık bütün dünyadan ciddi manada kaçak işçi sorunu yaşadığımızı bir şekilde bilerek davranmalıyız. Yasalarımızı da bütün dünyaya yönelik yapmalıyız. Evrensel nitelikli yapmalıyız. Peki. Burada nokta koyuyoruz. Ulusal Birlik Partisi'nde bir kurultay hazırlığı olduğu iddiası var. Bunu konuşamadık. Önümüzdeki haftaya erteleyeceğiz. Diğer gündem başlıklarıyla beraber. Çok kısa konuşalım. Çok kısa alalım. Çünkü yönetmenimiz de uyardı. Gündemi geçecek bunun. Şöyle. Ulusal Birlik Partisi'nde bir kurultay olabilmesi için olması gereken şey bellidir. Faiz Sucuoğlu'nun istifa etmesi lazım. Veya Allah uzun ömür versin, hayatının yetmemesi lazım. İki şekilde olur bu. Biz biliyoruz ki Sayın Faiz Sucuoğlu defaatle 2024 Ekim'ine kadar görev süresi boyunca görevinin başında. Şimdi bunu yoklamanın, bunu zorlamanın, bunu yerel seçimler öncesi gündeme taşımanın, Ulusal Birlik Partisi içerisinde bir miktar durağanlaşmış konuların yeniden açılmasını sağlamanın Ulusal Birlik Partisi'ne bir katkısı olacağını düşünmüyorum ben. Yanlış bir zamanda gündeme getirilmiş, yanlış bir şekilde lanse edilmiş bir durum. Ulusal Birlik Partisi'nin ta programın başında içinden geçmiş olduğu bütün sıkıntılara rağmen dedik ya, Ulusal Birlik Partisi sıkıntılı günlerden geçiyor. Bir şekilde aşacak bunları. Ama bunları iyileşebilmesi için kendi dinamikleriyle aşması lazım. Normal akışında aşması lazım. Zorlama süreçlere tabi tutulmadan. Zorlama süreçlerle olmuyor zaten. Olmuyor. Olmayacak da. Hiçbir zaman olmadı. Tarih örnekleriyle doludur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'nin normalleşmesi lazım. Ulusal Birlik Partisi'nin normal bütün partilerin geçirmiş olduğu süreçler gibi süreçler geçirerek bir şekilde yönetici kadrolarını seçmeye başlaması lazım yeniden. Normal koşullarda ama. Bunu yapması lazım. Ulusal Birlik Partisi'ni ayakta tutabilecek yegane ve normalleştirecek yegane unsur budur. Ulusal Birlik Partisi'nin bugünkü halinden Ulusal Birlik Partililer memnun mudurlar? Bir tanesi, seçilenler de dahil, milletvekilleri de dahil, belediye başkanları da dahil, parti meclisi üyeleri de dahil, MYK üyeleri de dahil, 15 bin üyesi de dahil, bir tanesi yaşanan, bu içinden geçilen süreçten memnun mu? Bir tane bulamayacaksınız. Çıkın sorun.
Bakın, çıkın sorun. Bir tane memnun bulamazsınız. Ben bunu görüyorum. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Bunu görmemek için gözlerini kapalı kapatman lazım. Bunu görmemek için art niyetli olmak lazım. Dolayısıyla sokağa çıkın. Ulusal Birlik Partisi'ne oy vermiş, kendini Ulusal Birlik Partisi gören, Ulusal Birlik Partisi'nin üye listelerinde adı bulunan herkese bu sorduğum soruyu sorun. Peki bakalım, bir tane bu söylediğiniz aksiyon üzerinde yorumlanabilir. Bir tane farklı cevap bulamayacak. Peki. Çok teşekkür ederiz yine kıymetli görüşlerinizle bize katkı koyduğunuz için. Önümüzdeki hafta salı günü yine sizi burada ağırlayacağız. Bakalım yeni günden başlıklarında ne olacak? İnşallah. Kolay gelsin diyelim size. Siyasal iletişim uzmanı Sayın Özdemir Tokel'le beraber dik noktaladık manşet artıyı. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Günaydın. Credit West Bank'tan herkese merhaba. Ekonomideki son gelişmelere yeniden birlikteyiz. İlk önce Türkiye piyasalarına bakalım. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır ifadelerini kullandı. Erdoğan, yeni ekonomi modeli çerçevesinde istihdama, üretime, ihracata odaklanmayı sürdüreceklerini belirtti. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, orta vadeli ekonomi planının Eylül ayının ilk haftasında açıklanacağını duyurdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moody's'den yapılan açıklamada Türk yetkililerinin para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz tamponlarını eski haline getirmek için giderek alışılmışın dışında önlemlere başvurduklarını belirtti. Ayrıca yüksek enflasyona karşı alınan tedbirlerin önümüzdeki aylarda bütçe üzerinde baskıyı artıracağını ifade edildi. 2022'nin ikinci yarısında ve 2023'e doğru ekonomide önemli bir yavaşlama olacağı tahmininde de bulunuldu. Euro-dolar paritesi geçtiğimiz gün 0.9926 seviyelerine kadar gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Paritedeki gerilemenin başlıca sebepleri arasında Ukrayna-Rusya savaşının özellikle Avrupa bölgesini etkilemesi yer alıyor. Başta Almanya ekonomisi olmak üzere bölgedeki resesyon riski ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedariğinin kesilmesi gibi nedenler önümüzdeki kışın Avrupa için zor geçeceği beklentisini artırıyor. Euro-dolar anlık olarak 0.9936 seviyesinde fiyatlanmakta. ABD merkezli Citibank ekonomistleri enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle İngiltere'deki enflasyonun 2023 Ocak ayında %18'i aşabileceğini tahmin ettiler. Son açıklanan Temmuz ayı verilerine göre İngiltere'de TÜFE yıllık bazda %10.1 seviyesinde bulunuyor. Bugün Türkiye ve Euro bölgesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca Euro bölgesi Almanya, İngiltere ve ABD imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak. Çıkan sonuçları yarın sabahki programımızda sizlerle paylaşacağız ve son olarak döviz piyasasına bakalım. Dolar TL 18.112, Euro TL 17.958 ve Sterlin TL 21.268 seviyesinde bu sabah işlem görmeye başladı. Ekonomideki son gelişmeleri aktarmış olduk sizlere. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.